Merhabalar değerli izleyenler. Yeni bir günün röportajı programıyla sizlerle birlikteyiz. Can Bartu esimizde bugün futbolcularımızdan, takımımızın başarılı ve istikrarlı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu bizlerle birlikte olacak. Sinan yine bizlere bugünkü programda röportajda yardımcı olacak. Hoş geldin diyeyim. Fazla sözü uzatmak istemiyorum. Artık sezonun son bölümüne geldik. Son düzlükteyiz diyebiliriz. İki kulvarda da iddiamızı sürdürüyoruz. Yolculuk devam ediyor. Bunları konuşacağız. Takımımızın bundan sonra oynayacağı karşılaşmalarla ilgili Ferdi'nin düşüncelerini soracağım ona. Neler söylemek ister? Öncelikle kendisini nasıl hissediyor ve neler söyleyecek bize? So first of all, welcome. We are in the last period of the season. We keep on fighting in both competitions. We keep on our journey. I will ask you about the following matches, but I would like to start asking you, how are you? How do you feel yourself right now? Yes, it's a long season, a lot of matches, but I'm feeling good. We have two things to fight for. The cup is in our own hands, and the league, yeah, there's still a chance if the opponent loses points. So yeah, we train hard, prepare for the next match, and the only thing what we can do is win our match, and then we have to wait for the match of Galatasaray, what they will do, and yeah, we keep going. Uzun bir sezon oldu, çok fazla maç oynadık. Kendimi şu anda iyi hissediyorum. Hala iki hedefimiz için savaşmaya devam ediyoruz. Kupada işler bizim elimizde diyebiliriz ama ligde öyle değil. Fakat ligde de hala şansımız devam ediyor. Rakibimizin puan kaybetmesini beklemek zorundayız. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz. Bizim yapmamız gereken şey kendi maçlarımızı kazanmak. Ondan sonra Galatasaray'ın ne yapacağını bakacağız. Biz yolumuza devam ediyoruz. Evet, Ferdi'nin de söylediği gibi yola devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Sezonun bu son bölümünde camiamızın geneline baktığımızda umutlu ve heyecanlı bir bekleyiş var. Eminim ki onu futbolcularımız da hissediyorlar sahaya çıktıklarında, oynadıkları karşılaşmalarda ve bundan sonraki maçlarda da yine onların desteğiyle birlikte sahada olacaklar. Takım içerisindeki havayı da hemen sormak istiyorum. Özellikle kupada finale kaldıktan sonra, ligde oynayacağımız son iki maç öncesinde, yine Trabzon'la oynadığımız ve kazandığımız maçın sonrasında ki atmosfer nasıl? Bize biraz bundan bahsedebilir mi? So as I have mentioned before, we are in the last period of the season and we can see that our club still have hope and they are very excited for the end of the season. I'm sure the players are feeling it as well. What would you like to say about the atmosphere in the team? Because now we reached the final and after the Trabzonspor match in the league and after reaching the final, how is the atmosphere in the team for the following matches? Yeah, every player wants to win cups. So we play to win cups. So everyone is happy that we reached the final of the cup. That's one very important thing. And the other thing, we are still in the race in the league. So we are still focused, training hard, making good preparations before the games. We have to continue like this till the end of the season, and yeah, hopefully we will win some cups this year. Her oyuncu zaten kupalar kazanmak ister. Bunun için biz futbol oynuyoruz. Finale çıktığımız için herkes çok mutlu. Ligde de hala yarışın içindeyiz. Bizim yapmamız gereken şey odaklanmış bir şekilde işimizi yapmaya devam etmek. En iyi şekilde hazırlanmalı ve devam etmeliyiz. Umarım sezon sonunda kupalar kazanırız. Hemen programa başlarken şöyle demiştim. Takımın en istikrarlı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu diye. İstikrarlı bir sezonu geride bırakacak eminim ki bundan sonra oynayacağımız maçlarla birlikte. Kendisi nasıl hissediyor? So when I started this interview, I was mentioning about you, and I was mentioning about you saying that you are maybe one of the most stable players in the team. So what would you like to say about this? Because you will probably keep on like this. So how do you feel yourself, and what would you like to say about this being very stable during the whole season? Yeah, it's my fifth season now here. So yeah, I know the club. I know the Samandra good, I know the country better, I feel more in my place, and yeah, in the beginning I had to adapt because I came from Holland, so it was a little difficult in the beginning, but after all, every year went better and better. Last year I made a big improvement and this year I continued, so
yeah, I try to do my best every game, and that's the start for me. And some games maybe I don't play so well, but I try to give my all. And yeah, this season I think I didn't have a lot of bad matches, so I'm happy with that. And the last week also I contribute to make assists and goals for the team, and I'm glad that I can do this, and hopefully I will continue to do this till the end of the season. Burada 5. sezonum, dolayısıyla şu anda kulübü çok iyi tanıyorum, Samandıra'yı çok iyi biliyorum, ülkeyi çok iyi tanıyorum. İlk başta Hollanda'dan geldiğimde adapte olmam gerekmişti, zorluk yaşamıştım ama her yıl üzerine koyarak devam ettim. Geçen sene büyük bir gelişim kaydettim, bu sene de buna devam ediyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok iyi oynamadığım zamanlarda bile en azından elimden gelenin en iyisini yapıp mücadelemi vermeye çalışıyorum. Bu sene çok sayıda kötü maçım yok. Bu sebepten dolayı mutluyum. Son haftalarda da asist ve gol anlamında takımıma katkılar sağlıyorum. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederim. Evet, tabii şimdi röportaj esnasında biraz Ferdi ile ilgili, biraz takımın geneliyle ilgili devam edeceğim. Hazır yeri gelmişken Ferdi ile onun performansı ile ilgili sözlerimize devam edelim. Evet, gerçekten ciddi bir istikrar. Bu sezona baktığımızda sadece iki maçı oynamadığını görüyoruz. Atilla'dan sonra takımda en fazla forma giyen isim. Bir maç cezalıydı, bir maç hasta olduğu için Ferdi oynayamamıştı. Bu istikrarı yakalamasını neye bağlıyor? Yani nasıl bir profesyonel hayat yaşıyor ki böyle istikrarlı bir futbolcu? So during this interview we will be talking about the team, but also we will be talking individually about you as well. So I would like to keep on talking about yourself, because as I have mentioned before, you are a very stable player, and this season, after Atilla, you are the second player with most matches. You've just missed two matches. In one of them, you were suspended, and in one of them, you were sick. So how do you provide this consistency, I mean, about your professional life? How do you take care of yourself? How do you keep it? Çünkü bu çok konuşuluyor ve taraftarlarımız da özellikle bu özelliğini çok beğendiği için bu soruyu bir kez daha sordum. Because I asked this question once again, because it's being talked about and the fans like it very much, so that's why I'm asking this. Yeah, it's difficult to answer, but I think the most important thing is to listen to your body. If you feel pain somewhere or you don't feel very well after a match, say it to the doctors, physios, and they can help you. Also, we have very good masseurs, so they help me also a lot. And yeah, try to eat healthy, to sleep good. It's also important. But yeah, I think the most important, listen to your body. If you don't feel well or you feel well, say it also to the doctors and they can help you. Aslında cevaplaması zor bir soru. Sanırım şöyle diyebilirim. Vücudunuzu dinlemeniz gerekiyor her zaman. Bir acı hissettiğinizde veya kendinizi iyi hissetmediğinizde bunu doktorlarınızla, fizyoterapistlerinizle paylaşmanız gerekiyor. Onlar çok yardımcı oluyorlar bizlere. Aynı zamanda çok da iyi masörlerimiz var. Onlar da bize çok yardımcı oluyorlar. Bunun dışında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, iyi uyumaya çalışıyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi en önemli şeyin insanın kendi vücudunu dinlemesi olduğunu düşünüyorum. İyi hissediyorsanız veya hissetmiyorsanız bunu her zaman paylaşmanız gerekiyor. Hiç bu süreçte Atilla ile aralarında bununla ilgili bir diyalog geçti mi? Hangisinin daha fazla süre alacağı ile ilgili? Did you talk about it with Atilla, talking about which of you will have more minutes at the end of the season? No, I didn't speak about it. For me this is not important. Konuşmadık çünkü bu benim için önemli değil. Evet, aslında evet, hep futbolcularımız onu da söylüyorlar. Bireysel performanslarından çok takım performansı, takım içerisindeki uyum ve birlik, birliğin daha önemli olduğunu söylüyorlar. Bu anlamda zaman zaman sezon içerisinde yaşadığımız kötü karşılaşmalar, aldığımız kötü sonuçlar vardı. Ama sezonun bu noktasına kadar takımı getirebildikleri için bence o uyumun da iyi olduğunu çok net söyleyebilirim. Kendisi neler söyler takım içerisindeki arkadaşlık ortamıyla uyumla ilgili olarak sezonun bu noktasına geldiğimizde? So, çünkü bundan sonrası için de çok önemli. All the players, players always say that individual performance is not important. Important is the performance of the team. So important thing is being united, because we, of course, during the season we had bad moments, we had bad results as well, but we kept on fighting till the end, and we are still fighting till the end. So we can say that friendship is very important. Also, harmony in the team is very important. And also, in the last part of the season, in the following matches, it will be very important as well. So what would you like to say about this, about the friendship, about the harmony in the team?
I think that's very important. Sometimes a player can have a bad day and then the other players have to help this player, and the other time it will be the opposite. So every game there are different players who decide the game, and the other game is again another player. So we have to be united. If someone loses the ball, the other players have to fight to get the ball back. So we have to be united in defense, but also united in attack. And I think we have a good group. So I'm not worried about this, that we will do it till the end of the season. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü her oyuncunun kötü günü olabilir ve kötü gününde olduğunda diğer oyuncuların ona yardım etmesi gerekiyor. Bir gün siz kötü gününde olan bir oyuncuya yardım edersiniz, yarın tam tersi olur. Her maç farklı bir oyuncu ön plana çıkıyor, her maç farklı bir oyuncu belirleyici olabiliyor. Bu yüzden birlik olmamız çok önemli. Özellikle topu bir oyuncu kaybettiği zaman hepimizin o topu geri almak için mücadele etmesi önemli. Birlik olmamız saha içerisinde çok önemli. Hem atak yaparken hem defans yaparken. Biz iyi bir grubuz, dolayısıyla sezonun geri kalanı içinde bu konuda bir endişem yok. Hemen şunu da soracağım. Trabzonspor galibiyeti ve yine kupada aldığımız galibiyet ve adımızı finale yazdırdıktan sonra soyunma odasında ya da sonrasında takım içerisinde hiç bundan sonraki bölümle ilgili bir konuşma, bir sohbet oldu mu? So I would like to ask you a question about the atmosphere in the dressing room after the victory against Trabzonspor, or after reaching the final in the cup. Did you players talk about the following matches or the rest of the league in the dressing room? Yes, of course. For us, the most important is to win the next match against Ataya, because if we don't win this match, we have nothing to play for in the league. So that's very important for us. We have to prepare well for that match, and of course we know we are in the final of the cup final, and there's one option, and we have to win this cup final. Tabii ki de şunu konuşuyoruz. Bizim için şu anda en önemli maç oynayacağımız Antalya Spor maçı. Çünkü eğer o maçı kazanamazsak ligde bizim için oynamanın ondan sonra bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla o maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Kupada da finaldeyiz. Bizim için tek opsiyon var, o da kazanmak. Her iki kulvarda da kazanmak için maçlara evet çıkacak takım. Bundan hiç şüphe yok. Tabii bu arada Ferdi'nin genç yaşına rağmen takımın en tecrübeli ve istikrarlı isimlerinden biri olmasıyla birlikte kaptanlık pazubandını da takan isimlerden. Bu onda nasıl bir etki yaratıyor? Olumlu anlamda neler söyler? So you are a very young player, but at the same time you are one of the most experienced players in the team, and sometimes you wear the captain armband. So what kind of impact, what kind of influence does it create on you? What would you like to say about this, wearing the captainship armband? Yeah, it was a proud moment for me. I think it's a big honor to be the captain of Fenerbahce. I'm not really a captain who speak a lot, who make a lot of speeches, but I think on the pitch you will always see me give my everything for the club and fight till the last minute, and that's the way how I play, and it was a proud moment to be captain of the team, and maybe it will happen more often. Benim için çok gurur verici bir andı. Bu takımın kaptanı olmak, kaptanlık bandını takmak çok büyük bir onur. Ben normalde çok fazla konuşmalar yapan bir kaptan değilim, ama saha içerisinde her zaman elimden gelen en iyisini yaparım. Sonuna kadar savaşırım. Bu benim oyun tarzım. Kaptanlık pazu bandını takmak da benim için gurur verici bir andı. Belki ileride daha sık olur bu. Evet, umarız. Taraftarlarımız da bunu eminim ki çok fazla istiyor. Ferdi'yi Fenerbahçe kaptanı olarak sahada da görmek ilerleyen yıllarda hepimizin isteği. Bu noktada aslında o bantı koluna takmasa da saha içerisindeki karakteriyle hep takıma yön veren ve takımı daha ileri iten bir isim. Bu kendi kişisel karakteri bence. Ama bunun yanı sıra altyapı eğitiminin de bunda bir etkisi var mı? Örneğin saha içerisinde farklı pozisyonlarda oynuyor olması. Bunların hepsini bir harman halinde düşünürsek, bu altyapılarda alınan bilginin, birikimin etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? So, of course, the fans would like to see you more often wearing this captain armband as well. But at the, also you are on the pitch, a character that pushes the team all the time, warning your teammates and keeping them up all the time, pushing them. So we can say that it's your character, but can we say that it's also something that is learned when you play in the academy as well? Do you think that it also had some impact on that? The academy here or? No,
In Holland? Yeah. Yes, huh? I'm a player who don't like to lose, so I will try to do everything to win. And if I can support my teammates in that, I will do that. But every player is different in that, and I hate losing, so I will try to give everything on the pitch till the last minute always. And I will keep doing that. Ben kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncuyum. Dolayısıyla kazanabilmek için her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Eğer takım arkadaşlarımı destekleyebiliyorsam saha içerisinde bunu da yapmaya çalışıyorum. Her oyuncu farklıdır ama belirtmiş olduğum gibi ben kaybetmekten nefret ediyorum ve her zaman son dakikaya kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde oynuyorum. Benim tarzım bu şekilde. Aslında evet, o tarzının, karakterinin bir yansıması saha içerisindeki kendisine verilen görevleri en iyi şekilde uygulaması ve o takıma liderlik yapmada zaman zaman özelliği. Tabii son maçlarda attığı goller eminim ki o başarılı performansını daha da taçlandırdı ki bu hepimizi de mutlu etti. Goller için, asistler için neler söyler? So we can say that it's a reflection of your character as well, because you have that character of leadership. But also in the last matches, you had some goal contribution with goals and assists. So what would you like to say about it as well? Yeah, of course, you are very happy when you can make assists of a goal for the team. Maybe in the beginning of the season, I didn't make a lot of assists or goals, but I think I was also important for the team. I don't know if we have the stats, but maybe we can search in how many goals I was involved, not with the assist of the goal, but involved in the attack. I think it's quite a lot. So I was also important in that part of the team. So the last week it's myself with goal and assist. But for me, if another player make assist or goal, it's even important. So for me, it's not so important if I make the goal or my teammate. The most important thing was to reach the final or to win a game. Evet, tabii ki bir oyuncu olarak mutlu olursunuz takımınıza gol veya asistle katkı sağladığınız zaman. Aslında sezon başında gol katkım çok yüksek değildi ama yine de takım içindeki rolümün önemli olduğunu düşünüyorum. İstatistikler var mı bilmiyorum ama eğer bakarsak gol veya asistle olmasa bile gol pozisyonlarının genelde hep içinde olduğumu, attığımız gollerde katkım olduğunu düşünüyorum. Bunda da önemli olduğumu düşünüyorum. Son haftalarda bana nasip oldu gol ve asistler yapmak ama benim için önemli değil. Başka bir oyuncu yapmış veya ben yapmışım. Benim için önemli olan takım. Dolayısıyla önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Önemli olanın finale çıkmamızın, oynadığımız maçları kazanmamız olduğunu düşünüyorum. Tabii goller futbolun en güzel yanı diyebiliriz. Hani izleyiciler tarafından baktığımızda ama Ferdi'ye de katılmamak mümkün değil. Saha içerisinde o 90 dakikalık mücadelede ortaya koyulan performans aslında belki de o gollerden, asistlerden çok daha önemli olabiliyor. Şöyle istatistik dediğinde hemen 5 sezonu şöyle bir düşündüğümde ligde 19-20 sezonunda, 2019-2020 sezonunda 4 golü var. Türkiye Kupası'nda 2 golü var. Bu sezonda Türkiye Ligi'nde 3 gol, Türkiye Kupası'nda 1 golü var. Bu rakamlar yenilenecek mi? So when we talking about the statistics, when we look at your 5 seasons here, when we look at it in general, in the season 19-20, you scored 4 goals in the league and 2 goals in the cup, and this season you scored 3 goals in the league and 1 goal in the cup. Will you keep on improving these stats? I don't know. It's difficult to compare because in that year I didn't play as a fullback, so we will see. But I think it's difficult. Bilmiyorum, aslında zor çünkü o sezon aslında bek oynamıyordum. O yüzden kıyaslamanın zor olduğunu düşünüyorum ama bakacağız, zor olduğunu düşünüyorum. Evet, yine hani ucu açık bir cevap geldi. Net olmamakla birlikte ama biz inanıyoruz. Ferdi bundan sonraki kısımda da yine golleri, asistleri devam eder. Çünkü o bahsettiğimiz sezonlarda da 5 asisti ve bu sezon 4 asisti var. Yanlış hatırlamıyorsam. Eminim ki bu istatistikler artacak. Ne söylemek ister taraftarımıza bundan sonrası için? Mesajını da alalım, yavaş yavaş programı da sonlandıralım. We believe that you will keep on improving and keeping you will keep on having these kind of statistics. And before finishing the interview, we would like to ask you what kind of message would you like to give to the fans? Keep supporting us
still the last game. Everything is possible. At least we have one final to play. I hope all our fans will come there to support us and win the final together. We will prepare well and give everything on the pitch. And see you soon in Kadıköy in the stadium. Bizi son maça kadar desteklemeye devam etsinler. Çünkü her şey mümkün. Aynı zamanda bir finalimiz var. Umarım o maça da gelip bizi desteklerler. Umarım onlarla birlikte finali kazanabiliriz. Biz en iyi şekilde hazırlanacağız. En iyimizi vereceğiz. Onlara yakında Kadıköy'de görüşürüz demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikteydi. Günün röportajında sorularımız her zaman olduğu gibi tüm işlerini yanıtladı. Ve bizler de böylelikle bir günün röportajının daha sonuna geldik. Bir başka programda günün röportajında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.